Gaffar Uşağı köyünde vatandaşlar süt, yoğurt ve peynir bulmakta artık güçlük çekiyor. 300 haneli köyde daha önce her evde onlarca hayvan bulunurken bugünlerde gençler iş ve eğitim için şehre gittiğinden hayvancılık sekteye uğradı. Köyde sadece 2 hanede 4 inek bulunuyor. İneklerin azalmasından dolayı vatandaşlar da süt ürünleri bulamamaktan şikayetçi. Eskisi gibi hala hayvancılık yapan Elif Kindan, tek ineği olduğunu, süt ürünlerinin kendilerini bile yetmediğini ancak yine de komşularına süt ve yoğurt yardımında bulunduğunu söyledi. Ben Elif Kindan. Kaç yıldır bu köyde yaşıyorsun? Valla 40 sene ne olmuştur. Neler yapıyorsunuz? Valla bahçelerde domates ekeriz. Mısır ekeriz, fasulye, böyle kendi yiyeceğimiz kadar tabii. Allah'a işte sorunları yaşanıyor, susuzluk sorunumuz da oluyor. Şimdi canım herkes üretim azaldı tabii biraz. Hava şartlarından da zevk yağıyor diyoruz biz onlara. Onlar da azaldı. Gençler de hep şehre taşındı. Ondan da biraz azalıyor tabii. Herkes çalışamıyor burada. Gençler ne istiyor köyde? Ne isteyecektin gençler işte? Buralardan gelip götürüp yiyorlar işte, şehirden geliyorlar. Ekiyorlar biçtikten sonra işte. Süt bulunuyor mu? Yumurta bulunuyor mu? Çok az yani yumurta niye? Tavukları olan yani bizde var tavuk olanı. Bir de bakkalcı da var, bakkalcı derik. Tavuk köyde yaşadığımız için. Süt de benim yem verirsem yem pahalı çünkü. 3 yem yemiyorsam 8 niye olur herhalde günlük. Ama veremediğimiz için 6 kilo niye anca işte oluyor. Çok yani sütü yetiştiremiyoruz. Yetişmiyor şeylere. Komşulara işte 2 inek olduğu için köyde süt ürünü az. Kimleri yetiştiremiyoruz. Istiyor? Konu komşu herkes işte köyde. Köyde süt aranıyor. Evet. İşte aşağı gittikleri için herkes inek alamıyor. Göçüyorlar ya şehre. Ondan sonra burada kalmadığı için bakamıyorlar. Yazın da geldikleri için sadece biz köyde kaldığımız için. Onun için yani. Peki günde 6 litre süt alıyorsun. Sana süt kalıyor mu? Bana kalmıyor. Ben de ama vermesem de ben vatandaşlık kardeşlik şeyi olmuyor vermesem. Onlar da yoğurt süt yesin istiyoruz. Peki kaça satılıyor şu anda? Nedir sütün fiyatı? Allah biz 70 milyona satıyoruz sütü. 5 kilosunu. Neler yapıyorsun? Peynir nasıl? Peynir yapıyoruz işte. Süt kurusu dedik biz onlardan yaparız. Ama sadece benim aileme yetiyor o yaptıklarımda. Ama sütü komşulara komşuya veriyoruz. İsterim. Herkes de olsun. Bir bende değil yani. Teşekkür ederim. Peki gençler mi dönmeli köye? Dönmeli tabii geride. Hep çocuk için gidiyorlar sana. Çocuk okutmak için gidiyorlar ama işte onlara da bir şey diyemiyor. Her şey değişir bence kalabalık olduğu için. Üretim artar. Üretim artar. Ondan sonra köylerin yoz. Şimdi doktorlar söz mesela o zaman haftada geliyorlardı. Şimdi bir aydan bir aya geliyorlar. Sağlıkçılar.